gibi düşünüyor. İnsanı ayrı tutarsan evrime okey diyor. Ama insanı ayrı tut diyor. Aynen Charles Lyell'ın Darwin'e söylediği gibi söylüyor. Tamamen ayrı, ayrı bir varlık. Bak aynen Charles Lyell'ın arkadaşı Darwin'e söylüyor. Demek ki o benden almış. Yani Allah Teala eğer bir maymun türünden bizim türememizi dilemişse buna kimin itirazı olabilir? Onu da Kur'an-ı Kerim çok açık ve net söylüyor. Biz ona ruhumuzu üfledik ve onda görme, işitme ve düşünme yeteneği kazandırdık derken kastı insan beyninin gelişiminin son noktasını koymasıdır. Evrim olgusu bence Allah'ın bir yaratma biçimi olarak görmek gerekiyor. İslam inancıyla ve Allah'ın yaratma fiiliyle ters düşen efendim bir düşünce değil. Kur'an ve evrim teorisi çelişmiyor. Maymunla ikimizin de ortak bir atası vardı. O ata ikiye ayrıldı. Bir kol maymun olarak gitti. Diğer kolun içinde... Hocam bu ortak atanın ismini verir misiniz bana? O ortak atanın ismi bilinmiyor. Öyle bir çünkü insanlar olmadığı için o tarihte ismi konmamış. Hocam, sevgili dostum, bilimle bilim buluşuyor. İşte bu buluştu bakın. Kur'an'daki maymun. Bu kitabı yazmak benim gibi amatöre mi bırakılmalıydı ya? Canım çıktı benim, ben bu kitabı yazana kadar.